Allah'ım. Üzerine alınma. Tamamen açlıktan. Tamam hayatım, geç sen, merak ederim.
duşa girelim. Sen gir duşa, ben yıkarım. Ciddi misin? Hayat müşterek. Anlaştık hayatım. Ne bileyim, yere düştü bir anda. Çivisi falan gelişmiş herhalde. İyi bari, kırılmamış. Takarım ben şimdi. Mustafa, iyi ki sağlam takmıştın.
düşmesi yüzünde bir sürü eşya vardı. Nasıl düşsün? Ya fotoğraflar yırtılmış diyorum. Mustafa, eve gelebilir misin? Tamam Mustafa, bak sen şimdi. Yasemin, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Otursana. Sizi rahatsız ediyorum ama yardımınıza ihtiyacım var. Tabii ki, anlat lütfen. Aslında ne oluyor tam olarak bilmiyorum ama dün gece annemle babamın olduğu fotoğraf yere düştü. İbranice bu, mezar yazıyor burada. Mezar mı? Evet. İbrani alfabesinde her harfin sayısal bir değeri vardır. Buradaki harfleri sağdan sola birleştirdiğinde ortaya mezar yazısı çıkıyor. Bunun anlamı ne peki? Açıkçası bilmiyorum. Bunu birinin bilinçli olarak yapmadığını varsaydığımızda açıklaması çok güç. Bu yazıyı babanı gördüğün rüyayla birleştirdiğimde ne desem babana hayrette. En son babanın mezarını ne zaman ziyaret ettin? Uzun zaman oldu. Baban için dua et Yasemin. Baban için Tanrı'dan merhamet dile. Ruhu huzur bulacaktır. Ben sana yine dua edeceğim. Ne zaman istersen beni görebilirsin. Saçma sapan şeyler. Allah aşkına sence mantıklı mı bu? Sen kalk bir de babanın mezarına git. İlahi bir işaret sanki. Anlamıyor musun? Bütün fotoğraflarda annemin yüzü silinmiş. Bu yazılar yoktu. Bomboştu fotoğrafların arkası. Nasıl oldu peki bunlar? Eve hırsız girdi de hiçbir şey çalmayıp annenin fotoğraflarını yırtıp babanın fotoğraflarının arkasına mezar yazıp gitti mi? Hem de İbranice. Ukalalık yapma. Sanki ben uyduruyormuşum gibi. Ne o zaman? Annem baban hayatta olsaydı onlara sorardık neymiş bunlar diye. Ya ne dedim ben şimdi?
Kim orada ya? Yasemin, kimse yok orada. İyi misin? Yasemin, konuşur musun? Burada simsiyah varlıklar vardı. Namaz kılıyorlardı. Namaz mı? Evet. Hala gözümün önünde. Rüya görmüşsün. Uykunda yürümüşsün. Ne diyeyim ben şimdi sana? Hiçbir şey deme Mustafa. Ben bu gece burada kalamam. Gidelim. Ya bu saatte nereye gideceğiz? Zeynep'e gidelim. Zeynep'e mi? Sağ ol Zeynep, beni sağ ol. Afiyet olsun. Kıyamam ben sana ya. Ne olacak? İbranice yazılar, mezarlıklar. Kurdu kurdu kafasında, olacağı bu. Mustafa sen bir susar mısın? Gitme kızın üstüne, korkmuş zaten. Tamam tamam, bir şey demedim. Seni de rahatsız ettik bu saatte, kusura bakma. Yok canım, ne rahatsızlığı. Sen burada yatarsın Mustafa. Biz Yasemin'le odaya geçeriz. Sen zaten işe gideceksin sabah. Hem biz konuşuruz biraz. Efendim Mustafa? Yok, geldim, evdeyim. İyi olur aslında. Tamam, sen gelene kadar ben hazırlanırım. Görüşürüz. Bugün bütün fotoğrafların arkasına baktım. O mezar yazısına dair hiçbir şey yoktu. Yasemin, biz buraya neden geldik? Ben sadece çözmeye çalışıyorum. Ya ne var ki, neyi çözeceksin? Ne olduysa oldu. Bu kadar kurcalamanın manası var mı? Sen nasıl hiçbir şey yokmuş gibi davranabiliyorsun? Çünkü senin iyi olmanı, bu psikolojiden kurtulmanı istiyorum. Hadi yemeğini ye lütfen. Yatalım mı artık? Yatalım. Çok uyudum. Bak Yasemin, seni uzun zamandır tanırım. Dindar bir Hristiyansın. Ne yazık ki şeytan Mesih bağlılığı ile uğraşmaya devam ediyor. Neler olduğu hakkında bir fikriniz var mı efendim? Şeyler olduğu kesin. O İbranice mezar yazısını bilmiyorum. Ancak onun dışında namaz kılan varlıklar görmen, bugün kutsal için yanması, sahte tapınmayı destekleyen şeyler olabilir. Şayet yanılıyorsam, olayın boyutu bambaşka bir yerde de olabilir. Nasıl yani? Açar mısınız biraz?
Kitab-ı Mukaddes düşmüş meleklerin yani cinlerin şeytan gibi yalan söylediğini belirtir. Cinler imanlı insanlara saldırırlar. Bu musallatın sebebi Yasemin'in dindar biri olması dışında ise o benim bilgimi, ilmimi aşar. Ne yapmam gerekiyor? Sen dua etmeye devam et Yasemin. Onları Tanrı sözüne ve İsa Mesih'in ismine maruz bırak. Bunun dışında neler yapabiliriz? Diğer kiliselerden yardım isteyebiliriz. Ama o zaman alır. Ve hatta İslam dinine mensup birisinden yardım isteyebilirsin. Müslüman bir... Ne yani? Bizim dinimizin yetersiz olduğunu mu söylüyorsunuz? Yok, asla. Öyle düşünme. Onların alemi bambaşkadır. O alemin ilmini bilen biri Hristiyan olmuş, Müslüman olmuş pek önemi yok. Yeter ki şarlatan olmasın. Ben başta pek önemsemedim ama iş yerinden çıkmış. Sorma ya. Dün aklım çıkıyordu korkudan. Yasemin nerede şimdi? Evde. Zeynep bizde arkadaşı. İyi bari yalnız değilmiş. Oğlum benim birini bulmam lazım. Nasıl biri? Hoca gibi mi? Aynen. Bize yardım etsin. Yasemin kabul edecek mi böyle bir şey? Edecek. Etmeyip ne yapacak? Biri var aslında ama... Kim? Burada. Gel sana bir şey izleteceğim. Benim teyzemin kızı vardı ya Seda. Geçenlerde beni ziyarete geldiler buraya. Hatırladın mı? Evet hatırladım. Hah işte o. Bundan bir iki ay önce bildiğin cinlere karışmıştı. Bu hocaya götürdük de o kurtardı kızı. Gittiğimizde kamera kaydı yapmıştım. İzle şimdi. Bu kızın bilinç ve beden bağlarını terk et. Ey Allah'ım, bütün varlıkların şerrinden sana sığınırım. Gökte olan gökte inen, yerde dolaşan yerde olan bütün varlıkların şerrinden sana sığınırım. Bilmiş ve kovulmuşsun, oradan defol. Andolsun ki kim sana yardım ederse onları cehenneme dolduracağım. Sadaka Allah'ın lazım. Nasıl? Adı ne bu adamın ya? Mansur. Herkes dinini kendine göre yaşıyor zaten. Kimi beş vakit namaz, kimi cumadan cumaya. Her Müslümanım diyen Müslüman mıdır? Elhamdülillah. Hepimiz Müslümanım diyoruz değil mi? Gururlu gururlu. Namaz kıl, oruç tut, tamam. Ama bu yüce din öyle bir hale geldi ki insanlıktan nasibinizi alıp almadığınız hiç önemli değil. Nereden nerelere geldik? Kucağında uyuyan kediyi uyandırmamak için elbisesinden parça kesen o yüce peygamberin ümmeti bugün Allahu Ekber nidalarıyla kafa kesiyor. Yüzyıllar boyu değişmeyen tek şey İslam değil, Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberin, sahabelerinin yaşadığı din bu muydu? Kur'an'dan uzaklaştırıldık. Bu yüce din hurafelerle doldu. Biz
Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam sana. Arkadaşım Mustafa. Buyurun oturun. Mustafa. Hayır olsun Serdar. Seda'yıdır inşallah. Çok şükür hocam. Seda'yı. Arkadaşımın bir sıkıntısı vardı. Senden yardım istemeye geldik. Elimizden gelen bir şeyse inşallah. Anlat Mustafa. Çekinme. Hocam bir kız arkadaşım var. Adı Yasemin. Kendisi Hristiyan. Anadan doğma mı? Sonradan olma mı? Doğumdan beri. Türk mü kendisi? Türk hocam. Anlat bakalım. Ne geldi başınıza? Yarın Efes'e gitmek istiyorum. Şirince'ye. Ben de gelirim aslında. Hem iyi gelir sana da. Beraber gideriz. Olur, haberleşiriz. Tamam o zaman. Bekliyorum telefonunu. Öptüm. Bay bay. Bay bay. Sonra Yasemin'in zorlamasıyla kiliseyi aradım. Papaz geldi eve. Ona da anlattık her şeyi. Adam üç harflerden falan bahsetti. Ne üç harflisi kardeşim? Cin desene şuna. Zaten özü de üç harfli değil. Dört harfli. Cin. İmam-ı Şafii der ki, cini gördüm diyenin şehadeti kabul olmaz. Bu, cinlerin asıl mahiyetleriyle görülemeyeceği anlamına gelir. Cinler, ışık gibi latif varlıklardır. Zira cinleri çeşitli şekillerde görenler de pek çoktur. Kardeşimize gelince, evine gidip duruma bir de orada bakalım. Mustafa, bir ara istersen sen Yasemin'i. Müsaadeniz hocam. Yasemin, bize yardım edecek birini buldum. Hayır hayır, öyle biri değil. Hocam bir şey içer misiniz? Sağ ol Mustafa. Önce bir Yasemin'i dinleyelim. Benim için ne yapabilirsiniz ki? Eğer yardıma ihtiyacım varsa bana Tanrı'dan başka hiç kimse yardım edemez. Tabii Tanrı dememin sizin için bir sakıncası yoksa. Niye sakıncası olsun kardeşim? Rab İbranice, Mevla Farsça, Allah Arapça, Tanrı Türkçe. Eğer sen Tanrı dediğin zaman aklına tek bir ilah ve tek bir yaratıcı geliyorsa benim için hiçbir mahsuru yok. Şimdi, Mustafa bana olanları anlattı. Eğer benim sana bir yardımım dokunacaksa, bu Allah'ın rızası ve beni bu işe aracı kılması ile olur. Bu iş bir sanatın icrası gibidir. Hazreti İsa dahi havarilerine bu işin nasıl yapılacağını öğretmiştir. Bizim de el aldığımız kişiler çok makbul kişilerdir. Bundan şüphen olmasın. Başlayalım. Babanın adı? İshak. Anne adın? Bade. Yasemin'den başka adın var mı? Hayır, yok. Kardeşin var mı? Hayır, yok. Bismillahirrahmanirrahim.
İşaret parmağını uzat. Kağıda bas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Darru. Ya Darru. Ya Darru. Yestehil kül teyat yabi. Ey yedi kat semanın ve onların gölgelediklerinin Rabbi. Ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi. Ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi. Bizi bütün bu mahlukların şerrinden himaye et. Senden başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Işkırık. Işkırık. Hocam bu ne? Bakın, bu vefk nesep ilmine göre düzenlendi. Nesep, anne, baba ve çocuklar arasındaki kan bağı demektir. Nesep, köken olarak soy demektir. Senin kanını bu kağıda akıtmamızın nedeni, kanına karşılık bir ifrit olup olmadığını, sana musallat olan cinlerin kim olduklarını öğrenmek içindi. Onlar bu kağıda senin kanınla Şihabi yazdılar. Şihabi ne demek? Şihabi bir cin kabilesi. Liderleri de Şihab. İsimleri de buradan gelir. Bu Şihab kafirken Müslüman olup adını İbrahim olarak değiştirmiştir. Mekanı Mardin Nusaybin'dedir. Şihab'la birlikte kabilesi de Müslüman olmuştur. Bu Şihabi kabilesi Mezopotamya'daki bütün definelerin sahibiydi. İnsanlarla işbirliği yapar, onlara definelerin yerlerini gösterirlerdi. Bu kabile şeytanın tam bir hizmetkarıydı. Barnabas İncil'ini bilir misiniz? Biliyorum, yasaklı, sahte İncil. Yasaklı olduğu doğru. Çünkü Hazreti Muhammed'in apaçık müjdelendiği bir İncil'di. Tarihi eser avcıları zamanında bu İncil'in 1. yüzyıla ait el yazmasının Hakkari'de olduğunu öğrendiler. Ama tam yerini öğrenmek için Şihabi kabilesinden yardım aldılar. Şihab bu İncil'i bulunca Müslüman oldu. Yani Peygamberimiz ve Kur'an-ı Kerim'le Müslüman olmayan Şihab
Bu İncil'le Müslüman oldu. Gerisini sen düşün. Yasemin, büyük tehlike altındasın. Hocam, Müslüman cinler kimseye musallat olmaz diye biliyorum. Müslüman olduğu halde, namaz kılıp oruç tuttuğu halde çevresine her türlü fenalığı ve kötülüğü yapanlar yok mu? Öyle düşün. Yasemin, fotoğrafları getirir misin? Hocam, bu mezar yazısı niye İbranice yazılmış? İshak, İbranice kökenli bir isim. En basit açıklaması bu. Bir de cinlerin en çok konuştuğu üç dilden birisi. Şayet başka bir anlamı var ise bunu beraber öğreneceğiz. Peki bu mezar yazılarıyla ne demek istiyorlar? İshak hayatta olsa onu öldürmek istiyorlardı derdim. Ama değil. Belki beni öldürmek istiyorlardır. Fotoğraflarda annenin yüzü de karalanmış. Aklıma gelen bir şey var ama tam emin değilim. Bu Şihabi kabilesinin geçmişte ailenle bir teması olmuş olabilir. Buradaki mezar yazısının şifresini çözersek seni kurtarabiliriz. Yarın onlarla temasa geçeceğim. Gelmeden ararım. Hocam, Serdar sizi bıraksın. Elimizi çabuk tutmakta fayda var. Bana da musallat olmaya başladılar. Nasıl yani hocam? Size de musallat oldular? Bu işin içindeki herkes tehlikede. Şimdi Yasemin'e musallat olan cinleri çağıracağım. Ve onlara sorular soracağım. Eğer sizi korkutacak bir şey olursa sakın bağırmayın. Ve sakın odayı terk etmeyin.
Eyzübillahimineşşeytanirracim. 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 La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ey Allah ve Resulünün yasak ve itaatlerine uyan Müslüman cinler. Hanginiz hayır için bana yardım ederse Allah da ona yardım etsin. Ey bize sırlar verip rüyalarımıza sokulan bu azametin ruhanileri. Sorduğum şeyleri kulağıma fısıldayacak bir elçi gönderin. Kabilesinden misin? Ey cin! Sana ve mümin kabilene selam olsun. İsa'yı siz mi mezara soktunuz? Yasemin burada. Onu mu öldürmek istiyorsunuz? Ey cin! Soruma cevap ver! Ey Şihabi ve Müslüman kabilesi! Bu kızı rahat bırakın! Bismillahirrahmanirrahim! Beni öldürüp öldürmek istemediklerini sorduğunuzda o tahta neden evetle hayır arasında gidip geldi? İki ihtimal var. Birincisi, bize gönderilen cinin bunu söylemeye yetkisi yoktu. İkinci ihtimal ise senden istediklerini alırlarsa yaşayacaksın. Benden istedikleri ne? Onu çözmeye çalışıyoruz. Yasemin, güven bana. Sana zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Ama şu kesin ki fotoğrafların arkasındaki mezar yazısının annenin ya da babanın ölümüyle hiçbir ilgisi yok. Babam kanserden öldü zaten. Annem? Annem ben çok küçükken öldü. Banyoda düşmüş beyin kanamasından. Annenin kabri baban ile aynı mezar mıydı? Yok değil. Köye defnetmişler onu ama mezarı kayıp. Hangi köy bu? Aydın, Başıbakiler köyü. Hristiyan cemaatin yaşadığı bir köy. Tek Hristiyan aile bizdik, bir de birkaç akrabamız. Annem öldükten birkaç sene sonra zaten biz buraya geldik oğlumla. Köydeki eviniz ne durumda? Satıldı mı, yıkıldı mı? Bir ara halam yaşıyordu ama son durumu bilmiyorum. Halam o köyde mi yaşıyor anne? Hayır, yurt dışında kuzenlerim yanına yerleşti. Başka akraba, eş, dost? Hayır, kimse yok. Yarın köyüne gidelim Yasemin. Bu mesele orada çözülecek. Mutlaka bir iz bırakmışlardır. Çok uzun zamandır gitmiyorum ama ben. Hiç hatırlamıyorum oraları. Gitmek zorundayız. Burada tıkandık. Hocam, burada kalın. Zaten birkaç saatlik yol. Yarın birlikte gideriz.
Mustafa. Nasıl yani hocam? Bunlar ne demek hocam? Bu baban değil mi? Evet. Yasemin. Akisel Şihabi. Ve bu da şu Ceyne. Kardeşin şu Ceyne Yasemin. Hocam bunlar ne? Dinleyin. Ya İfrit, bir geyin suyu arzuladığı gibi, bir akbabanın leşi arzuladığı gibi, İshak da Akis'i arzulasın. Bir mum ateşin önünde nasıl erirse, o da benim için erisin. Bu cin başka cinleri ve ifritleri kullanarak babana büyü yapmış. Onunla birlikte olabilmek için. Adet kanı büyüsü bu. Bu şekere bulanan kan annenin kanı. Babanın annenden soğuması için. Bu saçlarda Akis'le babanın saçları. Kafası ise Akis'in cinlere adadığı adak. Eksiksiz ve çok kuvvetli bir büyü. Baban bu büyü sayesinde o cin kadınla beraber olmuş. Ah!
Hasbinallah ve nimel vekil. Hasbinallah ve nimel vekil. Hasbinallah ve nimel vekil. Allah'ım her eski sihri yak. Kurumuş ve daima yenilenen sihri yak. Kuvveti tazelenen, korunan sihri de yak. Allah'ım sihrini tazeleyeni de yak. Allah'ım bu ziner kardeşi de yak. Yasemin iyi misin? Değilim. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Bu mümkün. Cinler insanlara aşık olabilir. Dişisi erkeğe, erkeği dişiye göz koyabilir. Bu Akis adındaki cin kadın da babanla birlikte olabilmek için bu büyüyü kullanmış. Bunun için de şeytana hizmet eden cinler ve ifritlerden yardım almış. İnsanın da şeytanın da kötüsü. Ne çok birbirine benziyor. Şimdi ne yapacağız? Mezar şifresi hala önümüzde. Babanı bu yolla elde eden bir cin, anneni de öldürmüş olabilir. Veyahut bize gönderilen cin, yalan da söylemiş olabilir. Annemin mezarı kayıp demiştin değil mi? Evet, köyde Hristiyan mezarlığı olmadığı için bizden ölenler tepelere gömülürmüş. Annemin mezarı da kaybolmuş, benim bildiğim bu. Çabuk çıkıp muhtemel tepelere bakalım. Eğer anneni de öldüren onlarsa mutlaka bir iz bırakmışlardır. Bir erkek ile dişi bir cin nasıl ilişkiye girebilir? Bu havayla ilişkiye girmek gibi bir şey. İnsan vücudunun sabit bir ısısı vardır. Bu sıcaklık spermleri öldürür. Bu yüzden yumurtalıklar insan vücudunun dışındadır. Babanın ilişkiye girdiğini düşünsek dahi ateşten olanın topraktan olandan çocuk yapması düşünülemez. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil Yasemin.
Nereden çıktı sabah sabah papazla buluşmak? Olan biteni anlattım. Ne dedi peki? Bana bir insanla bir cinin çocuğunun olmasının imkansız olduğunu söyledi. Ki ben de buna inanıyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Kulağa mantıksız geliyor, evet. Ama olanlar ortada. Bu adama güvenerek doğru mu yapıyoruz bilmiyorum. Bence güvenmek zorundayız. Diyelim ki yalan söylüyor. Bundan çıkarı ne? Adamın para pulla işi yok ki. Adamın hakkında tek kötü söz bile yok. Bilmiyorum. Zeynep'le Serdar da bizimle gelsin o zaman. Yalnız olmayalım. Tayyi mekan diye bir şey duydunuz mu? Ben duymuştum. Astral seyahat gibi bir şey değil mi? Tam olarak öyle değil. Astral seyahatte ruh bedenden ayrıldığı zaman beden nefessiz kalır. Yani şöyle düşün. Suyun altında insan ne kadar nefessiz kalabilir? En fazla bir dakika. Burada ise olay farklı. Cinler bizden farklı boyutlarda yaşadıkları için bizi her an görebilirler. Havas ilmine ait dillerde cinler, insanlar onları çağırmadan onlara üç şey iletebilirler. 1. Allah hav inkar. Allah'ı inkar et. 2. El hasuva hedecin. Kurtuluş cinlerdedir. 3. Edehale rabiye el cin. Cin baharına gir. Cinli ve insi vakit farklıdır. Bu boyutlarda cinli vakit kullanılır. Yaratacağım tılsım ile bu vakitten çıkıp onların vaktine gireceğim. Gerçek uyku zamanının parçasını yakaladığımda, belki tek bir saniyelik bölümünde ruhun devir sayısı artar, bedenin devir sayısı azalır. İkisi aynı eşitliğe geldiği anda ruh bedenden ayrılır ve bütün boyutların mühürleri açılır. Yani burada öğrenemediğim bütün sırları o boyutun sahibi cinlere sorup öğreneceğim. Yasemin, bana kendine ait üzerinde olan bir şey verir misin? Toka olur mu? Bu ne için hocam? Yasemin adına geldiğime inanmaları için. Bu da benim tesbihim. Beni bu zamana, bu boyuta geri getirecek. Şimdi beni dikkatli dinleyin. Ben boyut değiştirdiğim zaman bana burada ne olursa olsun korkmayın. Ve asla beni uyandırmayın. Asla. Serdar, sandalye verir misin? Getireyim hocam. Ey cinni vaktinin eşrefzatları! Yanıp sönen nurların merhametine sığınıyorum. Ya Kuddüs! Ya Kuddüs! Ya Kuddüs! Thank you.
Yasemin, kardeşin şu Ceyna ölmüş. Ölmüş mü? Evet, baban. Baban öldürmüş. Cini diri diri Hristiyan mezarlığına gömmüş. Sana musallat olmaları da bu yüzden. Ona karşılık beni öldürecekler. Hayır. Müslüman kabilenin cin bebeği Hristiyan mezarlığına gömülmüş. Eğer şu Ceyna'yı gömüldüğü yerden çıkartıp usullerine uygun bir şekilde Müslüman mezarlığına gömersek kurtulacaksın. Onların istediği bu. Mezar şifresi bu. Aydın'da köyünüze yakın bir Hristiyan mezarlığı var mı? Hristiyan mezarlığı yok. Asri mezarlıklar var. En yakını Buharkent'te. Babaannem, dedem hepsi orada gömülü. Asri mezarlık ne demek? Farklı dinlere mensup kişilerin gömüldüğü mezarlıklardır. Bazı asri mezarlıklarda Musevi ve Hristiyan bölümleri kısım kısım ayrılır. Madem öyle, anneni neden oraya gömmemişler? Konumuz bu değil. En yakın ihtimal babanın cin bebeği Buharkent'e gömmüş olması. Hocam, oraya gömülmüş olsa bile gömüldüğü yeri nasıl bulacağız? Gidip öğreneceğiz. Mustafa, sen Yasemin'le burada kal. Bundan sonrası çok tehlikeli. Biz de mi gitseydik? Bir bildiği var ki siz gelmeyin dedi. Yasemin, bak göreceksin, her şey düzelecek. Çözecek Mansur Hoca, kurtulacağız. Efendim? Yasemin, çabuk Kaynaklar mezarlığına gel. Mustafa, ne diyorsun? Neredesin sen? Hemen buraya gel. Mansur bebeği buldu. Müslüman mezarlığına gömeceğiz. Senin de olman lazım. Sen ne zaman gittin? Yasemin, hemen buraya gel. Vaktimiz yok. Mustafa! 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 Neredesin Mustafa? Mansur Hoca! Thank you.
Ha ha ha!